antidepresanlar grubundan bir ilaç olan Selectra, 25, 50 ve 100 mg'lık 28 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır. Selectra'nın etken maddesi sertralindir. Selectra normal reçeteli bir ilaçtır. Selectra nedir, niçin kullanılır? Bu ilaç, beyinde salgılanan ve sinir hücreleri arasında iletimi ve ruh halinin kontrolünü sağlayan serotonin adlı kimyasala etki ederek serotoninin seviyesini normale çevirir. Selectra, depresyon tedavisi ve nükslerinin önlenmesinde, sıkıntı ve baş dönmesiyle beliren açık alan hastalığı, yabancı ve kalabalık yerlerden, boşluktan, yükseklikten korkma olarak tanımlanan agorafobili panik bozukluk tedavisinde, tekrarlayan ya da alışkanlığa dönüşmüş davranış veya hareketler yapma ve bunları eğilim gösterme durumu olan obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde, sosyal fobi, travmaya bağlı stres bozukluğu durumu, adet öncesi duygulanım bozukluğu ve aşırı huzursuzluk durumlarının tedavisinde kullanılır. Selectra'yı kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesi olan sertraline ve ilacın içerisinde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Selectra uyku ilacı veya sakinleştirici değildir. Bu ilaç bu amaçlar için kullanılmamalıdır. Eğer MAO inhibitörü grubuna ait bir ilaç kullanıyorsanız, Selectra'yı kullanabilmeniz için en az 14 gün beklemelisiniz. MAO inhibitörü vücudunuzdan tamamen temizlenmeden bu ilacı kullanırsanız, hayati tehlikeler oluşturacak gen etkilere maruz kalabilirsiniz. Selectra kullanımını bıraktıktan sonra ise MAO inhibitörü grubuna ait bir ilaç kullanacaksanız 7 gün beklemelisiniz. Doktorunuza danışmadan ilacın kullanımını bırakmayınız. Aksi takdirde hoş olmayan yan etkilere maruz kalabilirsiniz. İlacınızı soğuk algınlığı ilaçları, narkotik ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, alerji ilaçları, uyku hapları ve anksiyete ilaçları gibi uyku verici ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini düzenli olarak kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İlk kez antidepresan kullanan kişilerde intihara yeltenme söz konusu olduğundan özellikle 24 yaş altı kişiler, bu ilacı kullanmaya başladıktan sonra 1-2 hafta doktor gözetiminde bulunulmalıdır. Eğer karaciğer ve böbrek hastalığı, şizofreni, bipolar bozukluk, hap bağımlılığı, intihar düşüncesi öyküsü ve epilepsi gibi rahatsızlıklarınız varsa, Selectra'yı kullanmadan önce durumunuzu mutlaka doktorunuzla paylaşmalısınız. Tedaviniz sırasında kendine zarar verme ile ilgili düşüncelere sahip olma, davranışlarda ve ruh halinde değişiklikler, panik ataklar, uyku sorunları, alıngan, telaşlı, heyecanlı, agresif, ruhsal ve fiziksel olarak kendini hiperaktif hissetme gibi rahatsızlıklarda derhal doktorunuza başvurunuz. Tedavinizin en az ilk 1 ve 2. haftasında ailenizin ve çevrenizdekilerin ruh halinizdeki değişiklikler konusunda dikkatli olmaları ve doktorunuzun sizi bu süre içerisinde düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir. Bu ilaç, düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan, araba veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olmalısınız. İlacı kullanırken alkol almayınız. Alkol ilacın olası yan etkilerini arttırmaktadır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde bu ilacı doktorunuza danışmadan kullanmamanız gerekir. Selectra nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her bir dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte almalısınız. İlaç yemek esnasında veya öğün aralığında alınabilir. İlacı her gün aynı saatte almaya özen göstermelisiniz. Majör depresif bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde başlangıç dozu günde bir defa 50 mg'lık bir tablettir. Panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve sosyal anksiyete bozukluğunda günde bir defa 25 mg'lık bir tablet ile tedaviye başlanır. Doz bir hafta sonra günde bir defa 50 mg'a yükseltilir. Gerekirse doktorunuz dozu günde maksimum 200 mg'a kadar yükseltebilir. Premenstrüel disforik bozuklukta günde bir defa 50 mg'lık bir tablet ile tedaviye başlanılır.
Gerekirse doktorunuz dozu 50 mg'lık artışlar halinde günde 150 mg'a kadar veya günde 100 mg'a kadar yükseltebilir. Kullanmanız gerekenden fazla Selectra kullanırsanız doz aşımı, uykusuzluk, bulantı, kusma, hızlı kalp atışı, titreme, heyecan ve baş dönmesine neden olabilir. Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız ve bir sonraki tableti alma zamanına yakın bir zaman değilse, hatırlar hatırlamaz ilacı alınız. Asla iki dozu birlikte almayınız. Geri kalan dozları doğru zamanda alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Tabletlerinizi almayı aniden bırakmayınız. Doktorunuz artık Selectra almanız gerektiğine karar verdiğinde belirli bir zaman aralığında dozu aşamalı olarak azaltacaktır. Tabletleri kullanmayı aniden keserseniz şu etkilerle karşılaşabilirsiniz. Baş dönmesi, karıncalanma, baş ağrısı, endişe hali ve mide bulantısı. Bu etkiler hafif seyreder ve yavaş yavaş kaybolur. Selectra kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, ishal, hasta hissetme, ağız kuruluğu ve cinsel aktivite bozukluğu çok yaygın görülen yan etkilerdir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun, görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Sağlıklı günler dilerim.